Ve meclis grup toplantısında kavga edeceğiz açıklaması yapmıştı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP'den bir yanıt geldi. Tecrübesi yok kavgaya girerse kaybeder dedi ve bizim 53 yıllık tecrübemiz var diye konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Ve benim tavsiyem helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyrılıp bayramlaştırmaya dönüştürmesidir dedi. Kavga edeceğiz. Hadi eyvallah değerli arkadaşlar. Kavga edeceğiz diyen Kılıçdaroğlu'na MHP'den hem sert uyarı hem de tavsiye geldi. MHP lideri Bahçeli helalleşme kavgalaşmaya dönüştü. Çıkış yolu bayramlaşmadır dedi. Ortamı kızıştırmanın, geçmişteki kavgayı tahrik edici ifadeler kullanmanın bir felakete gideceğinin farkına varmalılar. Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var. Kavgayla adaylık olmaz. MHP Genel Başkanı Bahçeli basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Soruları yanıtladı. MHP lideri 12 Eylül öncesinden de örgüler verdi. Paltosu olmayanların vestiyer istiyoruz diyerek giriştikleri kavgaları hatırlattı. O zaman ODTÜ'de bir olayın arkasından başlayan çatışmalar silahla devam etti. 75 santim marangozda yaptırılmış özel sopa vardı. Adı anayasaydı. Türkiye'de anayasa kavramı anayasa oluşmadan önce sopa olarak oluşmuştu. Hala o sopa devam ediyor. Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği elektriği kesilen ev polemiği de gündemindeydi. O kadar kandil gösterdik bir tanesini kullanmadı diyerek sistem etti. Bahçeli'ye altılı masanın geleceği de soruldu. 6 kişiyle bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki beşine de aynı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz. Ve Osman Kavala kararının yansımaları. Bahçeli, Erdoğan'ı yargılayacağız diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kime hizmet ettiğini sordu. Özgür Özel Cumhur İttifakına mı hizmet ediyor yoksa Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu mu kazıyor? Hukukun olmadığı yerde cezanın ehli çeşitli var. O da felakettir. MHP lideri sosyal medya düzenlemesi taslağının kendilerine de verildiğini anlattı. Bu konuda bir komisyon kurulduğunu bildirdi. Bayramdan sonra teklifin meclise sunulacağını anlattı. Kadına şiddet konusundaysa idam cezasının geri getirilmesini istedi. MHP lideri sözde soykırım teklifinde bulunan HDP'li Garo Paylana da sert çıktı. Tavsiyem Amerika'ya gitmesi şeklinde konuştu.